Günümüzden neredeyse 400 yıl önce bir kadın, kocasını öldürmek isteyenler için acımasız bir yöntem tasarlamıştı. Julia Tofana'nın ellerinden çıkan şişeler ölüm saçıyordu. Tofana, 17. yüzyıl İtalya'sının en üretken zehir satıcısıydı. 1620'de Palermo'da bir kız çocuğu dünyaya geldi. Annesi ya da babası tam olarak bilinmiyor. Ama muhtemelen o, doğumundan yalnızca 13 yıl sonra eşini öldürdüğü için idam edilen bir kadının, Tofania di Adamo'nun kızıydı. Babası Francis, eşine sürekli şiddet uyguluyordu. Bir gün Tofania'nın canına tak etti ve idamı göze alıp eşini öldürdü. Julia Tofana, Palermo'da zor bir çocukluk dönemi geçirdi. 17. yüzyıl İtalya'sındaki kadınlar, tercih hakkı olmaksızın bir eşya gibi erkeklere satılıyordu. Bir nesneymiş gibi müzayedeye çıkartılıyordu. Rönesans sonrası dönem, kadınların finansal, sosyal ya da politik alanlarda pek fazla etkisinin olmadığı bir dönemdi. Aileler için kızların evliliği yalnızca maddi getirisi olan sıradan bir eylemdi. O yüzden kadınların fikri alınmıyordu. Yani kızlar ve kadınlar önce babalarının sonra kocalarının bir malı olarak görülüyorlardı. Onların elinde yalnızca 3 seçenek vardı. Evlenmek, bekar kalmak ve hayatta kalmak için seks işçiliği yapmak. Çoğu kadın saygı duyulan zengin bir dul olabilmek için genelde birinci tercihi seçiyordu. Törenden önce veya sonra eğer evlendiği adam kendisine kötü davranırsa, yoksulluğa maruz bırakırsa, sürekli çocuk sahibi olmak isterse, hayatını tehlikeye atarsa ya da baskıyla cinsel birlikteliğe zorlasa dahi kadınların boşanma veya başka bir yasal koruma imkanları yoktu. Elbette onlar için sevmedikleri bir adamla evlenmek bir işkenceydi. O yüzden diğer iki seçenek bazıları için daha cazip geliyordu. Çoğu kadın sessiz kalmayı tercih etti ancak bazıları karşılık verdi ve bu adaletsizliğe bir dur demek istedi. O devirde hak aramak çok zordu. Ama daha sonra birisi çıktı ve onlara kısa zamanda zengin ve saygı duyulan bir dul olmanın kolay bir yolunu sundu. 17. yüzyıl Roma'sında bunu mümkün kılacak hizmetler sağlayan karanlık ve büyülü yeraltı dünyasını geliştiren Julia Tofana. Tofana çok genç bir yaşta evlendi. 20'li yaşların başında da dul kaldı. Kızı Girolamo Spera ile önce Napoli'ye, oradan da Roma'ya taşındılar. Muhtemelen Tofana annesinin izinden gitmiş ve eşini öldürmüştü. Hatta belki de bu onun insanlar üzerinde kullandığı ilk zehirdi. Bazı kaynaklar Tofana'nın bu zehri annesinin tarifi sayesinde yaptığına inanıyor. Ancak bu pek doğru bir tahmin değil. Çünkü Tofana henüz 9 yaşındayken eczacılarla zaman geçirmeye başladı. Onlardan birçok tarif öğrendi. Yıllar sonra onu zehir kraliçesi yapacak tarifi de o dönemki deneyimleri sayesinde yaptı. Zehir kraliçesinin ona verdiği isim Aqua Tofana'ydı. Tofana'nın kızı Girolamo, zehir için gerekli olan arseniği temin ediyor, Tofana ve yanındakiler de onu kozmetik ürünü gibi gösterip alıcılara satıyordu. Eğer birisi Tofana'ya işi hakkında bir şey sorarsa, Tofana işi için yeniden bekar olmak isteyen kadınlara göz alıcı bir yüz kremi ya da yağı satıyorum diyordu. Herkes bu formülü Aqua Tofana olarak biliyordu. Ancak bazı şişelerde dönemin en meşhur şifalı yağı olan Manna San Bari Nicholas yazıyordu. Bu zehrin 4 ile 6 damlası bile yetişkin bir erkeği kolayca öldürebilirdi. Renksiz ve tatsız bir karışımdı. Ancak onu özel kılan en önemli şey ölümden sonra hiçbir iz bırakmıyor oluşuydu. Suya benzeyen sıradan bir görünüşe sahip bu zehri içen erkekler bir anda yere yığılıyor ve ölüyordu. Doktorlar onların neden öldüğü hakkında en ufak bir fikre bile sahip olamıyorlardı. Çünkü cerrahlar otopsi yaparken zehir kaynaklı bölümü doğal bölümden ayırt edemiyorlardı. Ancak kadınların istediği en son şey eşlerinin bir anda ölmesiydi. Zehir o yüzden son darbeye gelmeden önce aşama aşama kurbanını yoruyor ve bu sürede kadınlara istediğini veriyordu. Zehir bir hastalığı taklit eder gibiydi. Uzun saatler kurbanı kıvrandırıyor ve nihayetinde öldürüyordu. Çok daha sonra yazılı basında yer alan bir metinde şöyle diyordu. Eşi kendini aklamak için muayene talep edecekti. Sonuç hiçbir şey olacaktı. Hiçbir sonuç çıkmayacaktı. Kadın iftiraya uğramış gibi masummuş gibi davranacak, eşinin ağrısını, ateşini, mide bulantısını bir hastalığa yoracaktı. Eşini defnettikten bir ya da iki yıl sonra yeniden biriyle bağ kuracak, belki de evlenecekti ve kimse onu suçlayamayacaktı. Tofana bu hikayenin kötü karakteri olsa da çoğu insanda yarattığı ilk intiba ezilmiş tüm kadınların dostu ve sessiz biriydi. Bu intibanın nedeni müşterileri çoğunlukla üst sınıf elitlerin kara dul dediği avcılar değil,
yoksul ve işçi sınıfı istismara uğramış kadınlar olmasıydı. Tofana'nın kızı soylu sınıfın içerisinde kendine bir yer edindi. Hem kızı hem de Grandis adında bir diğer kadın Tofana'ya hizmet ediyorlardı. Ona en yakın isimler bunlardı. Zehir Ağa'nın Roma Katolik Kilisesi rahibine kadar uzanan geniş bir kolu vardı. Rahip kardeşinin eczacı olmasından faydalanıyor ve Tofana'ya gerekli malzemeler konusunda yardımcı oluyordu. Tam sayı bilinmese de Tofana'nın organizasyonunda 200 kadar insan çalışmış olabilir. Bunlar astrologlar, simyacılar, cadılar, eczacılar, aşk iksirleri satanlar, diş ağrısı geçirenler ve yasa dışı kürtaj yapan ve zehir üreten insanlardı. Özellikle rahipler kara büyü yalanı adında bu zehirleri satıyorlardı. Tofana'nın oluşturduğu şebeke, kutsama malzemeleri, uydurma aşk iksirleri, her türlü kara borsa zehir, tılsım, sihir ve falcılıkla ilgili her konuda aracılık yapabiliyordu. Bu organizasyon cinsellikten tütsülere, sihirli değneklerden anne sütüne kadar her şeyi sağlıyordu. Bu hizmet bir bakıma Hristiyanlığın yükselişinden bu yana Avrupa'nın yer altına tutulan kadim büyü geleneğinin yeniden canlanmasında rol aldı. Tofana'nın birçok sorun için ilaç ürettiğini söylemesinin tek nedeni insanların medeni durumları hakkında fikir almaktı. Zira zehir onun bir numaralı ürünüydü. 1650'lerin başı. Tofana bu yıllarda muhtemelen 10 yılı aşkın bir zamandır zehir satıcılığı yapıyordu. Her zamanki gibi kadınlara kozmetik ürünler kisvesi altında kaderlerini tayin edecek tarifini satmaya devam ediyordu. Sicilya, Napoli ve Roma'da yayılmış ve oldukça talep gören bir kara borsa hizmetinin zehirli bir ağın lideriydi. Bu yeraltı imparatorluğu tezgahaltı eczacıları, üçkağıtçı din adamlarını ve yalnızca zehir satışında ve dağıtımda rol alan bazı kadınlardan oluşuyordu. Bir gün bir kadın Tofana'nın dükkanına geldi. Yüzlercesi gibi o da eşinden sonsuza dek kurtulabilecek bir ilaç arıyordu. Tam yerine gelmişti. Belki de o yıllarda bu işi ustalıkla yapan tek bir insan vardı. O da tam karşısındaydı. Julia Tofana. Tofana kadına her şeyi anlattı. Zehrin tüm olası etkilerini her detayına kadar ona aktardı. 3 ya da 4 doz uygulayacaksın. Anlattığım semptomların herhangi birisini bile görmen zehrin etkisinin başladığını gösterir. Acele etme, yavaş yavaş ver. Her şey bittiğinde hiç kimse senden şüphelenmeyecek. Onu zehirlediğini anlamayacak. Her şey iyi gidiyordu. Ancak ufak bir sorun vardı. Eşini gerçekten de öldürmek istiyor muydu? Eşi bunu hak etmiş miydi? O öldükten sonra pişman olursa ne olacaktı? Bu işin geri dönüşü yoktu. Kadın zehri eşinin çorbasına dökmeyi düşünüyordu. Bir gün boyunca büyük bir sınav verdi ve en sonunda zehri kullanmaya karar verdi. Bir gün bir akşam yemeği sırasında mutfaktayken zehri çorbaya döktü ve çorbayı eşinin masasına bıraktı. Ancak içi içini yiyordu. Eşi kaşığı alıp çorbaya götürdüğü sırada bir anda yerinden fırladı ve eşine çorbayı içmemesi için yalvarmaya başladı. Eşi şaşkına dönmüştü. Bir anlam veremiyordu. Ancak karısının dediğini yaptı ve çorbayı içmedi. Kadın neden çorbayı içmemi istemiyorsun sorusuna hiçbir yanıt veremedi. Adam şüphelenmişti. Çorbanın zehirli olduğunu itiraf ettirene kadar eşiyle tartıştı. Sonunda kadın her şeyi itiraf etti. Bu itiraf inanılmaz karanlık bir şebekeyi ortaya çıkaracaktı. Yetkililer zehri nereden aldığını öğrenene kadar kadına işkence yaptılar. En sonunda ağzından Aqua Tofana ve Julia Tofana isimlerini almayı başardılar. Ancak bu haber bir şekilde Tofana'nın da kulağına gitmişti. Yetkililer onu ararken o kendisine sığınma hakkı veren yerel bir kilisede saklanıyordu. Olay bütün şehirde duyulduğunda halk Tofana'nın yanında yer aldı. O dönemlerde böylesine büyük bir sempati kazanmıştı. Ancak herkesin içtiği bir su kaynağını zehirlediği haberi bir anda her yere yayılınca herkes Tofana'yı aramaya başladı ve nihayetinde onu saklandığı kilisede buldular. Uzun bir sorgulama süreci ve işkencelerin ardından Tofana 18 yıldır zehir sattığını itiraf etti. Bu dönemde toplam 600 erkeğin ölümüne neden olmuş ve tarihteki en kötü şöhretli ölüm planlarının birinin arkasındaki beyin haline gelmişti. Bu itiraf Tofana'nın ölüm fermanı olacaktı. İddialara göre 1659'da o ve alt sınıfa mensup 40'tan fazla müşterisi idam edildi. Üst sınıfa mensup müşteriler ise ya hapse gönderildi ya da şişenin içerisindeki şeyin zehir olduğunu bilmediklerini söyleyip cezadan tamamen yırttılar. Ancak bazı kaynaklar zehir kraliçesinin saltanatının çok daha uzun sürdüğünü ve 1709'da yakalanıp
işkence edildikten sonra idam edildiğini yazıyor. Hatta işi daha da ileri götürüp Mozart'ın 35 yaşında yakalandığı hastalığın bu zehir yüzünden olduğunu iddia ediyorlar. Julia Tofana'nın tarifi hiçbir zaman bilinemedi. Tarihte bu zehre dair hiçbir not yok. Eğer bu işi gizlilikle yürütmeseydi ve sırları açığa çıksaydı, kendisinin ve gizli müşteri ağının kısa sürede sonu gelirdi. Son 400 yılda Tofana'nın ölümü hep sorgulandı. Ölümünün hangi tarihte olduğu muamma. Ancak birçok tarihçi, Tofana'nın 1650'lerin ikinci yarısında kendi kurduğu ağın lideri olarak çalışmadığı konusunda hemfikir. Muhtemelen bu tarihten sonra organizasyonu kızı devraldı ve tüm operasyonları 1650'lerin sonunda Roma'ya taşıdı. Tofana kimilerine göre bir seri katil, baştan çıkartıcı bir suikastçı. Bunlar tartışılabilir. Çünkü doğrudan öldürdü hiç kimse yok gibi. Eğer varsa o da eşi olabilir.